Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve halul uqdetem min lisani yefkahu kavli. Amin. Bi hurmeti seyyidil murselin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahamtena inneke entel cevvadul kerim. La ilahe illallah huvel hakkul melikul mubin. Muhammedur Resulullahi sadikul va'dil emin. Gülhane Camimizin güzide ziyaretçileri, şerefli müminler, Hac suresi 34. 34 numaralı ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyurdu: وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. Biz her ümmet için bir kurban yeri meşru kıldık ki لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ. Kendilerine rızık olarak verdiği sağmal hayvanlardan kurban keserken üzerine Allah'ın ismini zikretsinler. فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَاحِدٌ. Çünkü sizin ilahınız tek bir ilahdır. فَلَهُ اَسْلِمُوا. Öyleyse bu tek olan Allah'a teslim olunuz. O ne dediyse, neden, niçin gibi herhangi bir gerekçe sunmadan Rabbiniz ne demişse onu yerine getiriniz. وَبَشِّرِ الْمُخْبِت۪ينَ. Ey Peygamberim, Allah'a gönülden bağlı olan, itirazda bulunmayan, Rabbim ne demişse öptüm başıma tac ettim diyen kullarını müjdele. Neyle alakalı bu ayet herhalde anladınız değil mi? Neden bahsetti? Kurbandan. Hangi sure? Hac suresi. Kurbanın hacla alakası var. Geçen hafta Keçiören hacılarımızı uğurlama programı yaptık. İlk defa belediye meydanında. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor idi. Buna rağmen binin üzerinde insanımız iştirak ettiler. Sadece Keçiören'den 888 insanımız hacca gittiler. Bir kısmı da gidecekler. Rabbimiz hacca yola çıkanların Rabbimiz ibadetlerini kabul eylesin. Salimen gidip tekrar yakınlarına, sevdiklerine, vatanlarına salimen dönmeyi de nasip eylesin. Allah'ımız hepimize o mübarek beldelerde hac etmeyi, umreler yapmayı, Resulullah'ı makamında, mekanında ziyaret edebilmeyi nasip eylesin. İslam'da ibadetlerin topluma vermek istediği mesajları vardır. İbadetler üzerinden toplum şekillenir. Sadece İslam ve ibadetler kul ile Allah arasındaki şey değildir. Bunu çok duyuyoruz. Bu yanıltmacadır. İşte o benimle Allah'ım arasında. Geç onu sen. Bu kandırmaca, kendisine laf söyletmemek için böyle bir kaçamak yol. Namaz seninle Allah'ın arasında. Hac? Milyonlarca insan niye bir araya getiriliyor? Sadece Allah'ın milyonlarca insanların arasında mı? Aynı zamanda insanların da insanların arasında bir eylem. Bayram namazları yalnız başınıza kılabiliyor musunuz? Cuma namazını yalnız başınıza kılabilir misiniz? Cemaat şartı var. Yani işin içine kullar da girecek. İnsanlar da işin içinde olacaklar. Pekala, İslam herkesi bir araya toplamakla ne yapmak istiyor ki? Amacı ne? Bunun anlayabilene müthiş
vermiş olduğu mesajları var, dersleri var. Beş vakit namazın camide, cemaatle kılınmasının teşvikinin ana sebebi Müslümanların günlük 5 defa mahalle toplantı yapmalarıdır bir anlamda. Müslümanlar birbirlerinden kopuk olmayacaklar, birbirlerinden ayrı olmayacaklar, birbirlerinden bir haber olmayacaklar. Herkes birbiriyle ilgilenecek. Müslümanın Müslümana muhabbetle bakması ibadet. Musafaha etmesi, iki Müslümanın el tutuşması, Allah kabul etsin demesi, muhabbetle yapılırsa bu, sadece Allah için yapılırsa, o Müslümanların ellerinin arasından günahlarının döküleceği müjdesi var. Müminler birbirlerine muhabbetle bir araya gelir, omuz omuza verirlerse, cemaat halinde namaz kılarlarsa, yalnız kıldıkları namazdan 27 kat daha fazla sevap alacaklar. Sebep neymiş? Allah burada bizi bir araya getirmek istiyor. Bir araya gelince ne olacak? Hep birlik beraberlikten söz etmiyor muyuz? İşte bir ve beraber hareket etmenin günde 5 defa eyleminin adıdır cemaatle namaz. Cuma namazı da şehir toplantısıdır. Şehir. İşin aslında küçük yerlerde cuma namazının doğru olmadığını söyler alimlerimiz. En faziletli cumanın kılınacağı yerin şehrin en merkezindeki en kalabalık yere dahil olmanın olduğunu yazar kitaplarımız. Amaç Müslümanlar kendilerinin yalnız olmadıklarını görsünler. Nasıl bir güce sahip olduklarının farkında olsunlar. Hani bir takım eylemler yapıyor insanlar bir takım davalar için. Şu kadar insan bir araya geldi. Oo, az değilmiş ya. O kalabalığın verdiği bir mesaj var. Şöyle bir 100 bin, 200 bin, 300 bin, 1, 2, 3 milyonla bir namaz kıldığınızı düşünün bir stadyumda. Bu birilerine korku verecek. Birilerini ümitlendirecek. Birilerinin ayaklarını denk almalarını sağlayacak. Mahmud Efendi Kuddise Sirruhu Hazretleri'nin cenazesini gördünüz değil mi? Bir takım sarık düşmanı, sakal düşmanı, din düşmanı tipler ya bu kadar insan nereden çıktı diyorlar. Siz ne zannediyorsunuz? Siz burayı yalnız mı zannediyorsunuz? Meydanın size kaldığını mı düşünüyorsunuz? Burası Müslüman bir ülke. Burası dünyaya insanlık öğretmiş, medeniyet öğrenmiş topraklardan bahsediyoruz. Asıl nüve budur. Cemaatle namaz, cuma namazının kılınmasının, büyük kalabalıklarla bir araya gelinmesinin vermek istediği mesaj budur. Müslümanlar yalnız değilsiniz. Hafta içerisinde birbirini çeşitli vesilelerle göremeyen müminler hiç olmazsa haftada bir defa olsun bir araya gelsinler, birbirlerini görsünler. Bir futbol kadar bu işin değeri yok mudur? İşin öyle hastaları var ki adam 1000 lira, 5000 lira, 10 bin, 15 bin lira adam bilet parası veriyor önde olacağım diye. Adam öyle inanmış. Ne alacak karşılığında? Çıldırıyor adam. Öyle komşularım oldu benim. Adam deliriyor zannedersin yukarıda. Biri gol atmış sevdiği taraf. Bizde İslam, Müslümanların değerleri bir yere gol attığı zaman o güçte heyecanlanmalıyız, sevinmeliyiz. Kabımıza sığmamalı. Müslümanların başarılarıyla böyle sevinebilmeliyiz. Bundan birkaç hafta önceydi. TOG arabasının yapılmasının farz olduğunu söyledim. Evet farz oldu, farzdır yani. Millet sadece cenaze kaldırmayı farz zannediyor. Hep ölülere yamamışız dini zaten. %100 Müslümanların kafasından, ürününden çıkmış, fikrinden çıkmış, sadece araba değil, bütün alanlarda. Her şeyi kendimizin yapması dinen farzdır. Millet dini 4 duvara hapsediyor. Hani Allah'la vicdan arasındaydı, kulu arasındaydı din. İşin içine araba girdi bak. İşin içerisine hızlı tren girdi. İşin içerisine savunma sanayi girdi. Hep bunlar dinin emirleridir. Böyle olduğu için yine bunları dindar adamlar yapacak.
haberiniz olsun. Geçmişte bütün ilimlerin temellerini dindarlar kurmuştur. Dinsizler değil, putperestler değil. Ha şimdi el değiştirdi. Şu anda Avrupa bunun öncülüğünü yapıyor. Amenna, tamam. Avrupa nereden öğrendi bunları? Kim öğretti Avrupa'ya? Nereden aldılar bunları? Endülüs üzerinden. Orada bir medeniyet, İslam medeniyeti 700 sene yaşamış. Avrupa oradan aydınlandı. Adamlığı, insanlığı Avrupa oradan öğrendi. Müslümanlar da Yunanlardan aldılar. Onların yanlışlarını düzelttiler. İlme ilim kattılar. İşi geliştirdiler. Sonra Avrupa devraldı. Tekrar şu anda devir sırası kimde? Heh. Şu anda sıra bizde. Tekrar bizde. Niye anlatmak istiyorum burada? Cuma namazı dediğimiz namaz ibadet ama sadece salt, işte kimsenin kimseye bakmadığı, selam vermediği, geldi zoraki safa durdu, çektiği gittiği namaz değil. Allah bununla bize bir şey öğretmek istiyor. İşin içine cemaati koyuyor. Hacca getireceğim, kurbana bağlayacağım. Onun için bu izahları yapıyorum. Bayram namazlarının mantığı ne? Hep çocukken kafama takılıyordu bunlar. Ya diyordum, bu kadar namazın ne anlamı var ki? Hadi beşi verdin ya Rabbi, de bir de cumaya ne gerek? Hadi cumayı da kılalım da bir de bayram namazına ne gerek? Mantığı neymiş? Şehirler arası bir anlamda insanlar, kullar bir araya gelsinler, birbirleriyle kucaklaşsınlar, birbirleriyle irtibatlarını koparmasınlar. Sıla-i Rahim farz. İbadet. Kiminle kimin arasındaymış Sıla-i Rahim? Sadece kulla Allah arasında mı? Kimin arasındaymış? Kulla kulun arasında. Bak, anneyi, babayı, akrabaları belli periyotlarda, belli aralıklarda ziyaret etmek, onların hal hatırlarını sormak, onların ihtiyaçlarını gidermek nedir? Farz. Farzı böyle çok geniş anlamak lazım. Onun için ben zaman zaman klasik anlatımın dışına çıkıyorum. Böyle baktığımız zaman demek İslam bunu yapmak istiyormuşu anlıyoruz. Yoksa dört duvara İslam'ı kapat, kitle. Böyle bir İslam'ın kimseye faydası yok. Müminler, dünya nizamıdır İslam. İnsanlığa yol gösteren ilahi rehberliğin adıdır İslam. Hac ne demek pekala? Hac ne anladık şimdi? Bayram namazları, şehirler arası toplantıysa hac ne anlama gelir? Dünya Müslümanlarının yıllık buluşması. Diğer bir adıyla kongres. Kaç tane hacı bu mantıkla, bu düşünceyle gidiyor? Ne kadarımız böyle anlıyor hacı? İşte ilahilerden aşık olmuş, amenna. İnsanlarımız bir Mekke, Medine duyunca bile böyle bir hareketleniyor. Gözleri nemleniyor. Ama ne kadarımız gittiği haccın bilincinde? Allah üstattan ebeden razı olsun. O Müslümanların hacdan yıkıldıklarını iddia eder. Haccı anlayamadıklarını, hacca olan ilgiyi, alakayı kestiklerini, zayıflattıklarını, bundan dolayı Müslümanların parçalandığını, zayıfladığını, birbirine yabancı düştüklerinden bahseder. Tekrar da Müslümanların birleşmesinin, bir olmasının, iri ve diri olmasının yolunun haccı anlamaktan geçtiğini anlatır. Hac dünya Müslümanlarının yıllık kongresidir. Müslümanların bir başı var mı? Yok. Vatikan'ın başı var mı? Var. Hristiyan dünyanın başı var. Yahudi dünyanın başı var. 2 milyar İslam dünyasının bir başı olmalı. Yani sözünün dinlenildiği, sözü dinlenilen, Müslümanlara hop durun bakayım diyecek birilerinin olması da farzdır. Çünkü Allah'ımız toplu halde Allah'ın ipine sarılınız ve la teferraku, fırkalara, parçalara bölünmeyiniz buyurur. İşte hac bunun provası. Ben 15 defa hacca, 15'in üzerinde de umreye gittim. İlk gittiğimde 24 yaşımdaydım. 24 yaşımda haccı yazdım.
bir türlü kitap olarak çıkartmak nasip olmadı ama o günkü o tespitlerimle, o gözlemlerimle, o heyecanımla yazdıklarımı bir okusanız. Hac neymiş? Bak hala anlatırken tüylerim ürperiyor benim. Hac. Keşke şu Müslümanlar şunu bir kavrayabilseler. Dünyanın her tarafından insanlar kendi emeklisini, tarlasını, arabasını, birikimini bu iş için harcayarak bir yere gelir mi ya? Vallahi inanç bunu yaptırıyor, iman bunu yaptırıyor. Rabbimiz gerçek manada haccın hedefini anlayabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Hacdan kurbanın mantığı ne? Hac ibadeti içerisinde ne var? Kurban var. Şeytan taşlar, haccın sonundan bahsediyorum şimdi, en sonunu söylüyorum. Artık dünya Müslümanları bir araya Arafat'ta toplanmışlar. Sade Arafat'ı anlatsak başlı başına bir hadise. Hacılar Müzdelife'de bir gece yatarlar, Arafat'tan bir gün sonra bir gece Müzdelife'de yatarlar. Ondan sonra Kurban Bayramı'nın birinci günü büyük şeytan taşlanır. Önce şeytanın büyüğü taşlanacak. Tabii bu semboliktir. Sembolik. Şeytan taşlamadan sonra Müslümanların yapacağı diğer iş nedir? Taş. Baş. Sonra tıraş. Neyin baştan kasıt ney? Kurban kesilecek. Kurban kesmeden saçlarınızı kesemezsiniz. Hanefi mezhebinin alimlerinin görüşü bu konuda budur. Önce şeytanı taşlayacaksınız. Ondan sonra ben tıraş olayım çıkayım. Çıkamıyorsunuz ihramda. Ne yapacaksınız? Önce kurban kesilecek. Oradaki şu anda kimse gidip kendi kurban alıp kesmiyor. Çünkü milyonlarca insan içerisinde bunu yapmak zor bir iş. Orada çok güzel sistemler kurulmuş. Bu senede Türkiye'miz hacılarının kesilecek olan kurbanları deprem bölgesine nakledilecek. Çok sevindik bu habere elhamdülillah. 90 bin hacımız var bu sene. Orada kestikleri kurbanları zayi olmayacak. Türkiye'mize bu deprem bölgesinde ikram etmek üzere getirilecek. Harika ötesi bir haber. Yine Suudi Arabistan orada kesilen milyonlarca kurbanı Afrika ülkelerine, muhtaç yerlere dağıtıyor. Onu da biliyorum. Elhamdülillah. Şeytanı taşladık. Ya Rabbi, senin karşında duran kim varsa, babam bile olsa taşlarım. Yani ondan kaçarım. Onunla beraber olmam. Verdiği manaya bak şimdi, mesaja bak. Ya Rabbi, şeytan zihniyetlerinle benim işim olmaz. Onlarla aynı yerde olmam. Onlarla kol kola yol yürümem. Onlara hiçbir desteğim olmaz. Desteği geç, taş atarım ben ya. Onu reddederim. Hazreti Ebubekir Efendimiz bir safta, kimin safında? Peygamberimizin safında, Bedir Savaşı'nda. Oğlu nerede? He? Oğlu da Ebu Cehil'in safında. Siz zannediyor musunuz bu duruş o günlerle sınırlıydı? 2023'te de aynı duruş devam ediyor. Siz bakmayın, ülkelerdeki bütün çatışmalar hep şu iki şeyin üzerinedir. Ya şeytanın tarafında olmak ya hakkın. Ha bunu derken şöyle de anlamayın tabii. Bugün %100 hakkın tarafı diye bir şey de kalmamış. Şeytanla karışık hakkı savunanlarla tam şeytanlaşmış olanlar. Böyle bir sıkıntı da var. Ama yine mümin ehveni şer olarak Müslümanların değerlerini gözetenlerin tarafında olacak, şeytanın karşısında olacak. Sadece ülke bazında değil, dünya bazında da öyle olacak. Bununla sorumluyuz. Tarafımızı belli etmekle yükümlüyüz. Hocam, hoca tarafsız olacak. Eğer öyle bir hoca varsa eyvah, yandı. Hoca Kur'an'ın tarafında. Cemaat nerede olacak? Cemaat da Kur'an'ın, sünnetin, Resulullah'ın, hakkın tarafında yer olacak, yer alacak. Karşıdaki babanız da olsa, evladınız da olsa kusura bakma diyecek. Kurban bunu anlatmak istiyor. Oraya getireceğim. Şeytanı taşladık. Taş, baş, kurban keseceğiz.
Oradakiler şükür kurbanı kesiyorlar. Normalde oradakilere kurban vacip değil. Ya Rabbi sen bana hac gibi bir lütufta bulundun. Ya Rabbi tam 20 sene kurra beklemiştim. Öyleler var ya. 20 sene beklemiş adam. 40 yaşında yazılmış, 60'ında çıkmış. 50'de yazılmış, şimdi bastona düşmüş, 70'e gelmiş, yeni çıkmış. Ya Rabbi sana hamd ediyorum. Çok istiyordum da paramı da yıllar önce hazırlamıştım ya Rabbi, sana şükürler olsun. Şükür kurbanı o. Pekala, kurban kestikten sonra saçların tıraş edilmesinin mantığı nedir? Böyle ibadet olur mu? Bunun anlamı şuymuş. Ya Rabbi, sen dileseydin bana evladını kurban et diyebilirdin. Nitekim İbrahim Aleyhisselam Efendimiz'i evladıyla imtihan etmiş. Oğlunu keseceksin demiş. Nasıl bir baba ki, nasıl bir evlat ki? İşin ucunda oğlum da olsa demiş Allah için keserim. Nitekim bu girişimde de bulunmuş. Evladına demiş ki yavrum, evladı da sıradan bir oğlan değil tabi. İbrahim Aleyhisselam gibi tek başına ümmet olan, hani biz zaman zaman bir İbrahim dünyaya bedeldir. İşin doğrusu budur, bu cümledir. Allah'ımız biz İbrahim'i ümmet yaptık diyor. Ne demek ümmet? Koca bir ordu ya. Yalnız başına yüz binleri temsil edecek kabiliyette, birikimde muhteşem bir önder. İbrahim Aleyhisselam bu demek. Yavrum demiş, bir rüya gördüm. Rüyamda demiş, seni yatırıp ben kesiyorum. Fenzur mâzâ terâ. Evladım ne yapayım demiş, senin görüşün nedir? Ne dese iyi çocuk. Kâle yâ ebe tif'al mâ tu'mer. Baba, anlıyor babasının o gördüğü rüyanın vahiy olduğunu. Peygamberlere biliyorsunuz rüya şeklinde de vahiy gelir. Onun Allah'ın emri olduğunu biliyor. Öyle çiğ bir oğlan değil. Demiş ki baba, Allah ne demişse sen yap. Korkma demiş ya. Yani işin ucunda İsmail'i kesmek de varsa kes demiş. Canım feda benim. Hani canım kurban olsun diyoruz ya. Öyle demiş babasına. Seteciduni inşallahu minas sabirin. Baba demiş Allah'ın izniyle ben demiş dişimi sıkacağım ha. Beni keseceksin, Allah için yapacaksın bunu. Ben de Allah için kesilmeye razıyım, dişimi sıkacağım, sabredeceğim demiş. Felemma esleme ve tellehu lil cebin. Ta ki oğlunu yanağı üzerine yatırdı, ikisi de öyle teslim oldu ki baba kesmeye, oğul kesilmeye hazır. Ve nadeynahu ya İbrahim. Biz İbrahim dedik, dur. Ne yapıyorsun sen? وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Ona biz İbrahim diye seslenerek büyük bir kurbanlığı fidye olarak verdik. Dur evladını kesme. Ben öyle bir şey istemem senden İbrahim. Seni sınamak istedim. Bakalım İbrahim'in Allah'a karşı emirlerini yerine getirme konusundaki bağlılığı nasıldır? Rabbimiz neden bize bunu Kur'an'da anlatıyor? Sebep ne? Teslimiyetin en zirvesini gösteriyor ki kullar, kürsüden konuşan adam, senden dinleyenler, sizden böyle bir teslimiyet istiyorum demek. Hedef o. Onun için biz kurbanı nasıl tarif ediyoruz? Kurbanın tarifi İbrahim'in sadakati, İsmail'in teslimiyeti. Sadık adam. Ya Rabbi bana demiş bir evlat lütfedersen, söz demiş en sevdiğimi senin yoluna feda edeceğim. Gerçi günümüzde aynı şeyler oluyor, farkında mısınız? Her gün gelen şehit cenazeleri ne anlama gelir sizce? Ellerine kına yakarak gönderdiğimiz 20'li yaşlardaki bakmaya kıyamadığımız o güzelim fidanlarımız ne anlama geliyor sizce? Ya Rabbi İbrahim İsmail'ini kurbana hazırdı. O bağlılığı gösterdi. Ya Rabbi ben de yavrumu senin dinine kurban etmeye hazırım demek. Bak, bizim milletimizin dışında eline kına yakan başka bir topluluk yoktur. Başka bir ırk yoktur.
Türkiye insanı hariç. Düğün bayrama gider gibi. Bir de Çeçenistan'ın o mücahitlerine bayılıyorum. Adamlar bildiğiniz düğün dansı yapıyorlar, biz Allah için kurbanlığa hazırız diye. Öyle olduğu için yıllarca Çeçenistan teslim alabildiler mi? Darmadağın oldu ama teslim olmadılar. İman böyle bir şey, alamazsınız ki. Saçların niye kesildiğini göstereyim diye sarığımı çıkartmıştım. Bunun anlamı şu: ya Rabbi, sen benden fidye olarak kurbanı kabul ettin ama benim saçlarım adedince gövdemde başım olsaydı her birini senin yoluna kurbanı hazırdım ya Rabbi demek. Saçları böyle kazımanın adı budur. Ama bizim gibi bugünkü naylon Müslümanlar çoğu saçlarını kökten kesemeyecekler. Süsü bozulacak diye. Süslümanlar. Süsün bozulmasın diye adam şirden bir adiye şirden alıyor. Lan kes lan, korkuyorsun, kes. Allah sana kafanı kes demiyor ki. Adam bir saçı bile kestiremiyor. Böyleleri de var. Allah'ımız bizleri ıslah eylesin. Şimdi kurbanın hacla bağlantısını anlatmaya çalıştım. Yıllardır dünya çapında vekalet yoluyla kurbanlar kesiliyor. İlk defa bunu 1984 yılında başlatan benim hocamdır. Elhamdülillah. Kurban vekalet yoluyla kurbanın kesilmesi başlangıcı da bizim kendi evimizdir. Babamın evidir Almanya'da. O zaman gurbetçilerimiz kurban kesemiyorlar. Alman izin vermiyor. Diyor ki kafasına balyozu vuracaksın, öyle keseceksin. Diyorlar ya, böyle kurban mı olur? Kimisi ormanda kaçak kesmiş, ceza yemiş. Kimisi arabanın bagajına koymuş hayvanını, getirmiş küvette kesmiş adam. Ama baş olacak gibi değil. Hocamız diyor ki, o zaman Mısır'da okuyanlar var, Suriye'de okuyanlar var. Ben de 88'de Suriye'ye okumaya gittim. O kurban etlerinden ben de yedim. 84'te başlıyor. İlki Çankırı İmam Hatip Okulu'na gönderiliyor. Ben babamın oradaki kurbanlarla buraya gelip orada kurbanları kestirip dağıttığını biliyorum. Allah'ım rahmet etsin. Ondan sonra bu iş, hocam dediler başka yerde İmam Hatiplerimiz var, onlara da ihtiyaç var. Oralara götürüldü. Bu sefer Suriye'de okuyan bizler var, dediler ya Suriye'ye gitsin, Mısır'a gitsin derken, şu anda sadece Almanya'da sadece milli görüş teşkilatlarının yıllık vekalet yoluyla kestiği kurban sayısı 120 bindir. Elhamdülillah, milli görüş yetmez. Diyanet gibi ülkemizin göz bebeği bir kuruluşumuz var. 85 milyon da burada mümin var, Müslüman var. Bu güzellik diyanetimiz devraldı, hamdolsun. Diğer muteber İslami cemaatlerimiz de vekalet yoluyla insanlarımızın kurbanlarını kesiyorlar. Toplanan kurbanların önemli bir kısmı birinci derecede Türkiye'mizde kesilir, bilginiz olsun. Önce yar, can, sonra canan. Ondan sonra yıllardır Suriye'yi görüyorsunuz, oradaki kardeşlerimiz, doğudaki mazlumlar, Afrika'daki garibanlar, sırf kurban üzerinden Müslüman olan kabileler var. Adam Türkiye'yi duymuş. Diyorlar ki biz Türkiye'den geldik. Sizin burada bu anlamda ihtiyacınız olduğunu duyduk. Türkiye'deki kardeşlerinizin ikramı dünya Müslümanlarını birbirine, sadece hac değil, birbirine böyle kenetleyen, bağlayan bir ibadete dönüştü kurban. Bu anlamda müsait olanlarınız, isteyenleriniz efendim Diyanet teşkilatımıza kurbanlarını verebilirler. Sizin adınıza dünyanın ücra köşelerinde kurbanlarınız kesilebilir. Bu bilgiyi de sunmuş olayım. Günümüz hayırlı olsun, cumamız mübarek olsun. Allah'ımız hakkıyla İslam'ı anlamayı cümlemize nasip eylesin. Bütün geçmişlerimize, bütün şehitlerimize, gazilerimize rahmet eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.